Merhaba sevgili izleyenler, Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben Ülper. Bu videomda benim deneyip memnun kaldığım yöntemlerden biri olan kış için patlıcanı dondurucuya nasıl koymuşum? Dilerseniz birlikte izleyelim. Öncelikle patlıcanların kabuklarını soyup saplarını keselim. Siz niye kesmediniz dediğinizi duyar gibiyim. Haklı olarak bir önceki çekmiş olduğum patlıcan kızartması tarifi için çekmiştim. Aynı yöntemle yaptığım için bu kısmını yeniden çekmek istemedim. Sadece fark biri saplı, diğeri sapsız. Patlıcanların tamamını soydum. Dondurucuya bir önceki unlu patlıcan kızartması tarifindeki yelpaze şekli gibi koymak isterseniz tabii ki o zaman saplarını kesmeyebilirsiniz arkadaşlar. Kaynayan suyun içine bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Bu hem patlıcanların varsa acısının çıkmasını sağlar arkadaşlar. Hem de patlıcanlara lezzet katar. Patlıcanları kaynayan suyun içine alıyorum. Çok haşlamayalım. Pişip yumuşaması yeterli. Az haşlayıp çiğ de bırakmayalım arkadaşlar. Haşlama süresi patlıcanların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişeceği için süre vermiyorum. Çok çabuk haşlanıyor zaten. Ara ara kontrol ederek haşlayalım. Bakın bu şekilde parmağınızla bastırdığınızda fark ediyorsunuz zaten yumuşadığını. Ocağın altını kapatıp patlıcanları hemen kaynayan sudan çıkartıyorum ki daha fazla yumuşayıp pörsümesin diye. Hızlıca soğuması için çeşmenin altında soğuk suya tutabilir veya soğuk su dolu kabın içine koyabilirsiniz. Haşladığımız suya bakar mısınız arkadaşlar? Simsiyah patlıcanların tetiri yani acısı çıktı. Evet, patlıcanları soğuk su dolu kabın içinde soğuttum arkadaşlar. Soğuyan patlıcanları önce ikiye, sonra kestiğim patlıcanları tekrar ikiye kesiyorum. Tabi patlıcanlar çok büyükse daha fazla bölebilirsiniz. Önemli olan parmak büyüklüğünde olması, yani hamsi gibi, küçük sardalya balığı gibi olması yeterli. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Patlıcanı önce ikiye, sonra kestiğim parçaları tekrar ikiye kesip ortadan ikiye bölüyorum. Patlıcanlar tuzlu suda haşlandığı için una fazla tuz koymadım arkadaşlar. Çay kaşığıyla yarım kaşık una, yarım kaşık mısır ununa koydum. Açıklamalar bölümüne malzemeleri ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kesmiş olduğum patlıcanları önce una, sonra yumurtaya, daha sonra mısır unuyla karıştırdığım galeta ununa bulayıp dondurucuya sığabilen bir tepsiye birbirine değdirmeden sıralıyorum. Bu arada bir önceki tarifte söylemeyi unuttuğum için bu tarifte söylemek istedim. Yumurtalı unlu patlıcan kızartması tarifini bir yıl önce ilk olarak YouTube kanalında İkbal Gürpınar hanımefendi paylaştı. Videosunda bu tarifin manevi annesi Hanife teyzesinin tarifi olduğunu söylemişti. İkbal Hanım videoda bu tarifi çok methetti ve çok güzel olduğunu söylemişti. Tarifi denedim, gerçekten dediği kadar varmış. Daha sonra birçok YouTuber arkadaşım tarifi benim gibi beğenmiş olacaklar ki takipçileriyle bu tarifi onlar da paylaştı. Kısacası yumurtalı unlu patlıcan kızartması tarifini İkbal Hanım'ın sayfasından aldığım için manevi annem dediği Hanife teyzesi ve İkbal Hanım'ın emeklerine sağlık. Tarif için teşekkürler. Tarifi o biraz daha farklı yapıyordu. Kabuklarıyla haşlamıştı. Ben kendi pratiğime geldiği gibi hazırladım. Geçmişteki aşçılık deneyimlerime dayanarak bu tarz kızartmalarda hem galeta unu hem de mısır unu güzel oluyor. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Patlıcanı çok sevdiğim için çok fazla değişik tariflerini yaparım. Bu güzel tarifi dondurucuya da koysak nasıl olur acaba diye. Geçen yıl denedim. Kışın kahvaltılarda olsun, yemeklerin yanında olsun. Gerçekten yazınki kadar güzel oldu. Hemen siz değerli takipçilerimle memnun kaldığım bu kış hazırlığını paylaşmak istedim. Hazırlamış olduğum patlıcanların tamamına aynı işlemi yaparak tabanına yağlı kağıt serdiğim tepsinin içine birbirine değdirmeden sıraladım. Yağlı kağıt sermemin nedeni yapışmasın diye arkadaşlar, başka bir nedeni yok. Buzluğa ilk bu şekilde tepsiyle atıyorum. Atmadan önce mısır ununu veya galetayı çekenler varsa ekranda gördüğünüz gibi onları tekrar elden geçirelim. Öyle ıslak bırakmayalım. Daha sonra tepsinin üzerine temiz ve kuru olan bir bezle örtelim. Bezi örtmemizdeki amaç dondurucunun nemi ve buharıyla patlıcanların üzeri hamurlaşmasın diye. Patlıcanları bu şekilde tamamen donması için akşamdan sabaha veya sabahtan akşama kadar dondurucuda bekletelim.
Ekranda gördüğünüz gibi patlıcanlar tıkır tıkır iyice dondu. Neden iki aşamalı donduruyoruz? Direkt torbaya koysak olmaz mı? İlk tepside dondurmadığımız zaman birbirine yapışarak donuyor arkadaşlar. Ondan dolayı benim yapmış olduğum gibi yapabilirsiniz. Dondurucudan çıkarttıktan sonra nasıl pişiriyorum? Birazdan onu da hemen göstereceğim. Şimdi buzdolabı torbalarına dolduralım. Umarım sizler de bu tarifi yapar, dener ve beğenirsiniz. Tarifi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, varsa vaktiniz küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak ve abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Tabii abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki paylaştığım videolar anında size bildirim olarak gelsin. Doldurmuş olduğum torbalar fazla yer kaplamasın diye hafif bastırıp havasını çıkartıyorum. Bu işlemi pipetle de yaparak vakumlayabilirsiniz. Tarifi 1 kilo üzerinden verdim. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Yapılışı da işte bu kadar kolay sevgili izleyenler. Görünüşü de sanki una bulanmış balık gibi. Torbalara koyup ağzını bağladıktan sonra tekrar dondurucuya atıyorum. Diğer tarifimi açıklamalar kısmına linkini ekledim. Üzerine tıklayarak isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Dondurulmuş patlıcanları dolaptan çıkarttım. Hiç bekletmeden kızgın yağını içine atıp kızartıyorum. Çözülmesini beklemenize gerek yok arkadaşlar. Ben sadece yağ kızana kadar beklettim. Yani yağ kızana kadar bekletip hemen içine atıp kızartabilirsiniz. Yumurta, un, galeta unu veya mısır ununa bulandığından dolayı üzerinde mantı oluştuğu için patlıcanlar da böylece yağ çekmemiş oluyor arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sağlık ve sevgiyle, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.